Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elit Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim için herhangi bir ilmek sayısı vermiyorum. Tek ya da çift ilmek sayınız fark etmez. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, dediğim gibi ilmek sayısının tek ya da çift olmasının çok bir önemi yok bu modelde. Ama yine de bir sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmekten toplamda anlatım yapacağım ben size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet, şöyle ilk sıramızı düz örgüyle başlıyoruz. Ben şimdi lastik yerine 1-2 sıra haroşe geçeceğim. Tabii ki siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Burası şu anda düz örgü olduğu için burayı hızlı geçiyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Devam ediyorum. Yine bir sıra daha şöyle haroşe öreceğim. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet, bana bu kadar yeterli. Şimdi modele geçiyoruz. Modelimizin ilk sırası düz örgü. Modelimize başladık arkadaşlar ön yüzden. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi ters örüyorum buradan. Modelimizin sadece son sırasında modeli şekillendiriyoruz. Şimdi ikinci sıramızı geçtik. Modelimin ön yüzündeyim ve tekrar düz örgü örüyorum. Üçüncü sıradayım. Evet, şöyle kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimin arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıradayız. Evet, bakın şöyle bir ara olması gerekiyor. Ben bunu 4 sırayla yapıyorum. Dilerseniz bu sırayı daha da uzatabilirsiniz. Şu aradaki boşluktan bahsediyorum. Ama bence bu aralık yeterlidir bu model için. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5. ve son sırasındayım. Sıradaki ilmeği ördük. Daha sonra bu en baştaki ilmeği alıyorum. Diğerini arkadan sağ şişime aktarıyorum. Bu aldığım ilmeği burada düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu hemen arkasındaki ilmeğimi alıyorum. Bakın bu ilmeğimizi de şöyle bu ilmeğin arkasından sağ şişime aktarıyorum. Ve bu ilmeğimi burada düz örüyorum tekrar. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Hemen arkasındaki ilmeği yine bakın sol şişime alıyorum. Bu ilmeğimi de arka taraftan sağ şişime geçirdim ve bu ilmeği düz olarak ördük. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bu ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi de arkadan sağ şişime aktarıyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkasındaki ilmeği aldım sol şişime ve bu ilmeğimi de şöyle arka taraftan sağ şişime aktardım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Çok da şık bir model. Özellikle yetişkin örgülerinde bence çok güzel olur bu model. Evet, bakın bu şekilde devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi alıyorum ve arkadan alıyorum. Daha sonra bu ilmeğimi tekrar örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Hemen arkasındaki ilmeği sağ şişime aktardım. Bu ilmeğimi de sol tarafa geçirdim. Pardon, sağ şişime aktardım. Ve bu ilmeğimi burada düz örüyorum. Şöyle ipim ayrıldı. Tekrar yapalım. Evet, şöyle sonuncuyu da yaptık. Bu ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada tek olarak örüyorum. Bakın modelimizi kurduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum ve kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. 5. sırada modeli şekillendiriyoruz. 4 sırada bir bu yaptığımız, yani 5. sırada dediğim gibi modeli şekillendiriyoruz. Modelimizin yapım aşaması bu kadar kolay ve de şık bir model. Bakın şöyle. Şu sıramızda geçelim. Modelimiz iyice anlaşılsın. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size bu sıradan sonra. Modeli büyük bir parçada daha da iyi anlayacaksınız. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Evet, şimdi bakın. Arka yüzden ilmeklerimiz ters örülecek. Daha sonra ön yüzden yine bu işlem yapılacak. Modelimiz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına bir ters bir düz lastik geçtim. Modelimizin dediğim gibi daha büyük hali bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel V yaka kazak olur. Yine süveter yapımında, hırka yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.